Futbol basit bir oyundur. Zor olansa basit oynamaktır der Johan Cruyff. Bu tarifi uygulayan ve doğuştan yeteneğe sahip olan futbolcular yıldızdır. Tıpkı Arda Güler gibi. Arda Güler kimdir? Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Arda Güler, 25 Şubat 2005 doğumludur. Henüz ilkokul 2. sınıfa giderken beden eğitimi öğretmeni Mahmut Hoca, Arda'yı fark eden ilk kişidir. Ders saatlerinde Arda'nın topla ilişkisini gözlemleyen Mahmut Hoca, hemen ailesiyle iletişime geçip bu çocuğu alın ve Gençler Birliği altyapısına götürün telkininde bulunmuştur. 13 yaşındaki Arda, henüz ilk antrenmanın ortasındayken Gençler Birliği antrenörü Erol Tokgözler'in beğenisini kazanmış ve takıma seçilmiştir. Erol Tokgözler, Ankara'da genç yeteneklerin yetişmesinde rol oynayan deneyimli bir teknik adamdır. Daha önce tedrisatından yine Fenerbahçe'de oynayan İrfancan Kahveci gibi bir ismi geçirmiştir. İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Arda Güler'in Türk futboluna sayısız genç yetenek kazandıran Gençler Birliği macerası da bu şekilde başlamış oldu. 2014 ile 2019 yılları arasında Kırmızı Kara'da top koşturan genç yetenek, kulübün 2018 yılındaki bazı maçlarında ise saha kenarında top toplayıcı olarak görev yapmıştı. Arda birkaç sene içinde sahada rakip olacağı bazı isimleri de ilk olarak burada yakından takip etme fırsatını yakaladı. 4,5 sezon boyunca Ankara temsilcilerinden Gençler Birliği'nde forma giyen Arda Güler, birçok kulübünde dikkatini çekmeyi başarmıştır. Fenerbahçe'nin rakip analiz ve gözlemcisi Serhat Pekmezci, Osmanlı Spor'da oynayan bir oyuncuyu izlemek için gittiği Ankara'da Arda Güler'i fark ediyor ve İstanbul'a döndüğünde ilk iş olarak bir rapor hazırlıyordu. Serhat Pekmezci bu transfer operasyonunu ise şöyle özetliyor. O dönem başkanımız için bir rapor hazırladık ve videoları kendisine ilettik. Bir gün sonra Başkan Ali Koç geri dönüş yaptı ve 13 yaşındaki bu yeteneğe sen olsan ne ödersin diye sordu. Benim cevabım 500 bin lirayı gözümü kırpmadan veririm oldu. Ne diyorsun sen dedi. Sonra 250 bin istiyorlar, pazarlık yapacağız dedi. Ben de kendisine 200'e düşerlerse hiç bir saniye bile tereddüt etmeyin diye cevap verdim. Arda Güler transferinde Gençler Birliği'ne 200 bin Türk lirası peşin, 200 bin Türk lirası ise A takımla maça çıkarsa ödenecek şeklinde bir anlaşma yapılarak transfer tamamlandı ve genç oyuncu hayallerini süsleyen takımın formasına kavuştu. 2019 yılında idolü Alex de Souza'nın efsaneleştiği ve küçük yaştan itibaren gönül verdiği Fenerbahçe'ye transfer olan genç yıldız adayıyla 13 Ocak tarihinde 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sarı lacivertliler bu transferi öylesine önemsemişti ki o dönem için henüz ismi duyulmamış olan Arda Güler'in imza töreninde kulübün sportif direktörü Emre Belezoğlu da yer almıştı. Genç yetenek Arda performansını Fenerbahçe altyapısında oynarken de her geçen gün yükseltmeyi başarmıştır. Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gole imza atan genç yetenek artık yaş grubunun çok üzerinde bir oyuncu olduğunu ortaya koymuştur. U19 Süper Ligi'nde 19 maçta 7 gol atan genç yıldız adayı takımını finallere taşımayı başarmıştır. Dönem dönem A takımlı antrenmanlara da çıkan Arda, topla gösterdiği etkili oyunla abilerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştır. Saha içerisinde toplu ve topsuz oyunda pozisyon bilgisi ve becerisiyle içgüdüsel olarak kendine avantaj sağlamayı başaran genç yıldız adayı, adeta futbolun doğrularını bünyesinde toplamış, nadide bir eser gibi. Fenerbahçe'de ise Semih Şentürk'ten sonra A takımda oynayacak bir altyapı oyuncusuna sahip olabilmenin heyecanı ortaya çıktı. Arda alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla artık daha fazlasını temsil ediyordu. Şimdilerde Fenerbahçe'nin en özel ve naif parçası olarak Türk futbolunda parlayan Arda Güler, istatistiklerle de kendini öne çıkarmayı başarıyor. Verilere göre bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde sahaya çıkan 3.235 oyuncu arasında gol atan ve asist yapan en genç isim oldu. Saf bir yeteneğe sahip olan Arda Güler, kısa sürede ülkedeki taraflı tarafsız herkesin renk ayrımı yapmadan büyük keyifle izlediği bir futbolcu oldu. 10 numara pozisyonunda forma giyen genç solağın idolü ise Alex de Souza'dır. Dünyanın en iyi 10 numaraları arasında yer alan Mesut Özil, Arda Güler'i world class ve kalite ifadeleriyle tanımlıyor. Evinin odasının duvarlarında Fenerbahçe posterleri asılı olan Arda Güler, sergilemiş olduğu performansla idolü Alex'in de dikkatini çekmeyi başardı ve ikili Twitter üzerinden maç sonralarında mesajlaşmaya başladı.
Şimdilerde Fenerbahçe A takımı formasıyla dünya futboluna ben buradayım diye göz kırpan genç yıldız adayı Arda Güler'in gelişimi uluslararası düzeyde mercek altına alındı. Bu bölümde Arda Güler'i sizlere tanıttık. Kimdir'in yepyeni bölümüyle tekrar görüşmek üzere.